Herkese merhabalar. 8. sınıf Türkçe dersimizde fiilimsiler konusunu inceliyoruz. Fiilimsiler bir diğer adıyla da bildiğiniz gibi eylemsiler. Eylemsiler, fiilimsiler nelermiş bakalım. Fiillere yapım ekleri getirilerek türetilen sözcüklerdir fiilimsiler. Ve fiile yani eyleme yapım eki getiriyorum ve bu sözcüğü isim, sıfat ya da zarf olarak görevlendiriyorum. Fiilimsileri isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üçe ayırıyoruz. İsim fiil bir başka ismi nedir? Ad eylem ya da mastar da diyoruz. İsim fiilin ekleri hangileridir? Mema, ış, iş, mek ve mak. Ma, ış, mak diye de bunu kodlayabiliyoruz bildiğiniz gibi. Fiilden isim yapan eklerdir bunlar. Fiilden isim yapıyoruz. Sıfat fiil. Bir diğer adı nedir? Ortaç. Bunda da yine fiile hangi ekleri getiriyorum? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş eklerimi getiriyorum ve fiilden sıfat yapıyor bu eklerde. Bildiğiniz gibi bundaki tek ayrım neydi? Yükleme getirmiyorum belki. Fiile getiriyorum ve İsim, sıfat, zarf yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Örneklere birazdan geçeceğiz. Öncelikle bir bu şekilde tabloda hangi ekleri aldıklarını görmeniz açısından öncelikle tabloyu inceliyoruz. Zarf fiil. Bir başka ismi nedir? Bağ fiil ya da ulaç olarak da karşımıza çıkabilir. O da nedir? Bu eklerde yine fiilden zarf yapar. Hangi eklermiş bakalım? Eli alı, arak, erek, asıya, casına, dığında, dığından, dıkça, ınca, ince, ıp, ip, ken, madan, meden, maksızın, meksizin, aa şeklinde veya rmez şeklinde ekler alıyor yine fiilimiz. Şimdi örneklendirerek inceleyelim. Şimdi örneklerimizi isim fiille başlayalım incelemeye. İsim fiil örneklerine bakalım. İsim fiil yapmak için fiile yani eyleme hangi ekleri getiriyordum? Ma, ış, mak eklerini. Ma, me oluyordu. Iş, iş, mek, mak. Şimdi bakıyorum. Kitap okuma alışkanlığı kazanmalıyız. Burada gördüğünüz gibi okumak fiiline ma eki gelmiş. Okuma alışkanlığı. Burada nedir? İsim fiil yapmıştır. Bu ma eki. Gördüğünüz gibi diğerine bakalım. Okula gidiş geliş saatleri değişti. Burada da iş eki aldı gördüğünüz gibi. Gitmek ve gelmek fiilleri gidiş geliş olarak ne oldu? İsim fiil oldu. Diğerine bakalım. Onun spor yapma alışkanlığı yok. Yapmak fiiline yine gelen ma eki burada isim fiil görevi yaptı. Kulaktan dolma bilgilere itibar etme. Yine dolmak fiiline ma eki gelerek burada isim fiil yapmaktadır. Bir diğeri sıfat fiil, ortaç dediğimiz sıfat fiillerin örneklerine bakalım. Şimdi tanınmış insanlar örnek alınıyor. Gördüğünüz gibi tanınmış insan. Nasıl insan? Tanınmış. Tanımak, tanınmak fiiline mış eki getiriyorum. Sıfat fiil ekleri de neydi? An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. Hatta bunu kodlamak için de bu şekilde anası mezar dikecekmiş şeklinde aklımızda daha kolay kalması için kodlayabiliyorduk. Burada gördüğünüz gibi mış eki fiile geldi ve fiilden sıfat yaptı gördüğünüz gibi tanınmış insanlar derken. Gülen adamı tanıyor musun? Nasıl adam? Gülen adam. Gülen buradaki gülmek fiiline en eki geldiği zaman ne yaptı buradan? Sıfat fiil yaptı gördüğünüz gibi. Fiilden sıfat yaptı. Görünmez kaza yine mez eki geldi burada da. Görünmez kaza herkes üzdülerken. Görünmek fiiline mezekiyle birlikte sıfat fiil yapmakta.
Akacak kan damarda durmaz. Nasıl kan akacak? Akmak fiiline ne geldi? Acak. Ecek, acak eki gelerek burada yine sıfat fiil oluşturdum. Şimdi burada karıştırmamamız gereken bir başka nokta neydi? Fiile bakıyorum. Fiile ek getiriyorum ama yükleme getirmiyorum. Gördüğünüz gibi sıfat fiilde, fiilimsi de bu şekilde. Şu örneğe baktığımız zaman burada daha iyi anlayacağız. Bu dereden çok su akacak. Burada akacak nedir? Yüklemdir. Buradaki ecek, acak, eki ise kip ekidir. Yani gelecek zaman eki, gördüğünüz gibi bir çekim eki olarak kullanılmış. Burada sıfat fiil arayamayız. Burada kip ekidir ya da çekim ekidir. Üçüncü olarak zarf fiil ya da bağ fiil veya ulaç da deniliyor, ona bakalım. Zarf fiille. Zarf fiil neydi? Fiilden zarf yaparlar. Hangi ekler? Alı, eli, arak, asıya, casına, dığında, dığından, dıkça, ınca, ıp, ken, madan, maksızın, aa veya rmez şeklinde ekleri vardı. Şimdi cümlelerde daha iyi anlayacağız. Koşarak annesinin yanına gitti. Koşmak fiiline gördüğünüz gibi arak eki geldi. Koşarak annesinin yanına gitti. Nasıl gitti? Nasıl annesinin yanına gitti? Koşarak. Burada nedir? Durum zarfı görevindedir. Zarflar dedik. Yani zarf fiiller cümlede durum veya zaman zarfı görevinde kullanılmaktadırlar. Buna bakalım. Konuştukça açılıyordu. Konuşmak fiiline dıkça iki geliyor gördüğünüz gibi. Konuştukça nasıl açılıyordu? Konuştukça yine burada da nedir? Durum zarfı. Sen gelince gelmek fiiline ince eki gelmiş. Zarf fiil yapmış. Sen gelince bahar geliyor. Ne zaman bahar geliyor? Sen gelince ne zaman sorusunu sorduğumda da nedir? Zaman zarfını veriyor. Çalışırken, çalışmak fiiline ken eki gelmiş. Çalışırken çok hırslanıyor. Ne zaman çok hırslanıyor? Çalışırken. Yine zaman zarfıdır. Diğer cümleye bakalım. Koşa koşa geliyorlar. Aa, eklerini aldı gördüğünüz gibi. Nasıl geliyorlar? Koşa koşa. Yine burada durum zarfı görevinde. Bir diğeri gelir gelmez. Rırmez eki gördüğünüz gibi. Gelir gelmez ellerini yıkadı. Ne zaman ellerini yıkadı? Gelir gelmez. Buradaki eklerle birlikte de yine zaman zarfını verdi. Düşünmeksizin. Düşünmek fiiline meksizin eki geldiği gördüğünüz gibi. Konuşuyor. Nasıl konuşuyor? Düşünmeksizin konuşuyor. Burada da yine durum zarfı vardır. Diğerine baktığım zaman konuşmadan anlaşamayız. Konuşmak fiiline madan eki gelmiş. Anlaşamayız. Nasıl anlaşamayız? Konuşmadan. Burada da yine durum zarfı. Böylece fiilimsiler, eylemsiler konusunun sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar.